Merhaba arkadaşlar. En başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. Burası bizim iş yerimiz. Bazen part time, bazen full time çalıştığımız yer. Şu gördüğünüz eriği bir akrabamızda alırken bayramda su vermeyi yoğunluktan unuttuk. Ziyaretlerden kurumuştu. Getirdik, buraya ektik. Ümidi kesmedik. Bol bol suladık. Tekrar yaprak açtı, canlandı. Hayat da böyle arkadaşlar. Bazen tam kurudu, gitti, bitti dediğimiz şeyler ümit kesmeden, bu da bizim incirimiz, üzümümüz. Ümit kesmeden çalışmaya devam ederseniz kurumuş şeyler bile canlanabiliyor. Benim için borsa da böyle. Bu da bizim asmamız. Evet, süs biberimiz. Bu da kapari. Kapari nereden çıktı? Şu küçük mandalinalar. Onları ektik iş yerinin önüne. Çok güzel oluyorlar. Şurada ejder bitkisi. Evet, bu da manzarası iş yerimizin. Şeyler tutmuş. Küçük mandalinamız tutmuş. Evet, sulayacağız şimdi. Videoları çekince hisse analizlerini aracı kurumdaki arkadaşlara da izlettirdim. Bu da bizim iş yerinin Tarsus 1. organizede yakın manzarası. Çok güzel bir manzarası var. Evet, bu da bizim nakliye aracımız. Bu da bizim iş yerimiz. Evet, hisseyi çekince aracı kurumdaki arkadaşlara izlettirdiğimde benim sanki hisseyi pazarlıyormuşum gibi, hissenin ortağıymışım gibi, hisseden para kazanacakmış gibi konuştuğumu söylemişti. Onun için bu videoyu çekme gereği duydum. Yani böyle hamallık yapan, şu palet işini yapıyoruz. Evet. Videolarımdaki gibi iş yeri de dağınık. Videolarda da tam bir kompozisyon bütünlüğü yok. İstediğimiz gibi bir konsept yakalayamadık henüz. Bu paletleri şimdi bu sıcakta 32 derecede elle arabaya yükleyip götürüp satacağız. İşte şu elektrikli forkliften de yararlanıyoruz biraz bazen. Evet, hisseyi pazarlayan adam, kendimi de göstereyim bu arada, gelip burada hamallık yapabilir mi? Hisseyi pazarlama gibi bir niyetimiz yok arkadaşlar. Amacımız eğitim. Bizim gibi borsada tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çevresinde borsa öğretecek kimsesi olmayan, çünkü çoğu insan Twitter'da takip ediyorum, hemen grup oluşturalım, para verin, kurs parası verin. İşte bilmem neye abone olun, grubuma katılın, bedava niye dağıtayım, siz bize bedava bir şey yapıyor musunuz? Arkadaşlar, benim videolarımda anlattıklarım şeyler aslında borsanın özünü anlatıyor. Borsada kazanmanın püf noktalarını anlatıyor. Hani ben hisseyi sahiplenerek anlatıyorsam ona olan inancımdandır. Onu pazarlamak işte isimden değildir. O hisseyi siz de analiz edip kendiniz de şey yapabilirsiniz. Dediklerimin teyidini yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hisse pazarlama gibi bir şeyimiz yok, niyetimiz yok. Gördüğünüz gibi kendi işimizde, kendi halimizde çalışan bir insanız. Borsayı daha önce işte o püf noktalarını kavrayamadığım için, işleyiş mantığını kavrayamadığım için bu tür bir işlere bulaştık. Burada da ekonomik krizler olunca çeklerimiz karşılıksız çıktı. Paralarımız ödenmedi. Saf saf herkese inandığımız için çarpıldık. Burada kaybettiğimiz para borsadakinin 100 kat. Borsaya çünkü güvenmedik. Herkes kumar kumar dediği için. Ama biz zaten içindeydik. İyi kötü gözlemliyorduk ama bir hisseyi tam olarak gitme mantığını kavrayamamıştık. İşte Sasa'nın, aracı kurumun müdürü Sasa'nın hikayesini anlatınca
Dedik demek ki hisselerin gitmesi için bir hikaye lazım. Yani büyüme potansiyeli. Takip ettik ama hisse gitmedi. Niye? Çünkü bu sefer başka bir şey var. Tabii bunu yıllardır biliyorduk ama gerçekler satılır, beklentiler alınır diye. Ama uygulama olarak yani nereden satılır, nereye alırlar onu çözememiştik. İşte o nereden satılır, nereye alınır fiyat kazanç oranı ile onu pekiştirdik. Eğer bir hisse şey yapıyorsa, bir hisse atıyorum, örnek veriyorum, 100 bin sermayesi varsa 200 bin kar ediyorsa, hisse başı 2 lira düşüyorsa, hisse 10 liraysa 5 yılda kendini amorti ediyor. Normal sayılır. 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya gittiği zaman uçuk bir fiyata gider. İşte orada 50 liralık hisseyi bir verirler, 17'ye kadar gelir. Biz niye geldi diye, ya bunun beklentileri çok iyiydi, bunda uçacaktı, kaçacaktı diyorlardı. Oradan işte FK devreye gidiyor. Yani bir hisse 15 FK'yı teknoloji hisselerinde, diğer hisselerde 7-8 FK'yı, 10 FK'yı geçtiği zaman pahalı olduğunu kavradık. Yani fiyat kazanç oranı çok önemli. Ama bu fiyat kazanç oranı neye göre önemli? Hissenin büyüme potansiyeline göre. Yani hisse her bilançoda gittikçe karını artıracaksa FK düşer. Ama artırmayacaksa tabii ki bir yerde düşer. Artıracaksa düşmez. Bak yine daldık. Manzaraya bakarken cümleyi yanlış kurdum. Arada böyle oluyor arkadaşlar. Ya kameranın önüne geçince bir şeyler anlatmaya çalışınca bakıyorum çok amatör oluyor. Zaten konuşmadan anlıyorsunuz. Profesyonel değiliz. Ama sorun şu. Yani sanki herkes dört dörtlük borsayı biliyor, herkes trilyonlar kazanıyor da bir ben profesyonel değilim. Ya benden kötüleri var. Benim amacım onlara yardımcı olabilmek. Benden iyilerin canını sağ olsun. Bize öğretin. Siz de video çekin. Para almadan anlatın bize işin püf noktalarını. Sizi izleyelim. Sizden öğrenelim. Paramızı kaybetmeyelim. Bu sıcakta bak güneş tepemize vuruyor. Kaynıyor beynimiz. Şurada 50-100 lira para kazanacağız diye şu paletleri tek tek kaldırıp hamallık yapacağız. Onu da götürüp borsada mı batıralım? Eğer sizde vicdan varsa, madem çok biliyorsunuz, çekin video, YouTube'dan para kazanın, bizden değil. Ya da kendiniz kazanın, hayır yapın. Milletin küçük yatırımcının cebine göz dikmeyin. Yani 3-5 bin liralık bir yatırım yapacağız, size 500 lira, 1000 lira vereceğiz, öyle mi? Hiç mantıklı değil. Arkadaşlar benim de part time, bazen full time yaptığım iş bu. Hisse pazarlayacak bir kişiliğim, bir ekonomik durumum yok. Ama işi öyle öğrendiğimi inanıyorum ki bu videoyu da onun için çekiyorum. Bu videoda kanıt olsun. Bu işi de bırakacağım zaten öyle zengin olduğumda. 3-5 yıl içinde 100 bin lirayı, 5 yılda zaten 6 ayda bir %25 kazanırsam 1 milyon oluyor. 100 bin lirayı eğer bu gelmeyen çeklerimin bir kısmını öderlerse vatandaşlar acıyıp işlerinde azıcık Allah korkusu kalmışsa insanlar çok acımasız olmuş. Sadece borsada değil dışarıda da helal haram demeden bu insanlar parayı nasıl kazanıyor demeden kim kimi nasıl çarparımın derdinde işte bize de öyle yaptılar. Kazandığımız paracıkları arkadaşlar hille hurda yalan dolan 50 bin tane vaatle bizden aldılar. Şimdi hamallığa devam ediyoruz. Ama Allah büyüktür. Ya oradan gelir ya buradan çalışarak kazanırız. 3-5 yıl içinde bir 100 bin sermaye çıkarırız borsadaki paramızı. Onu da 5 yıl içinde 6 ayda bir %25 kazanırsam 1 milyona çıkıyor. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ondan sonrası Allah büyük. Nasıl Warren Buffett'ı geçiyorum. Bütün videoları çekeceğim. Hedefim o. Olur mu olmaz mı kısmet. Yaşar mıyız yaşar mıyız bilemeyiz o zamana kadar ama benim hedefim 10 yılda dediğim gibi milyonları geçmek. İnşallah nasip olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yüklerken göstermek istemiyorum. O hamallı o alın terini görmek ister misin, istemez misiniz bilemiyorum. Teşekkürler.